Sayfamızı takip edenler biliyorlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Karadeniz'de bizim yakalamadığımız hiçbir balık yok. Karadeniz'de, denizde yüzüp de yakaladığımız bütün balıkların hepsi sayfamızda vardır. Peki bunu nasıl başarabiliyoruz? İşte cevabı burada. Öncelikle şunu bahsetmek istiyorum. Yapmış olduğumuz uygulama gece bu videoyu çektiğim için tam olarak ne yapmak istediğimi orada size gösteremedim. Olayın mantığını burada size göstermek için böyle bir çizim yaptım. Bu gördüklerimiz denizlerde, sahillerde olan dalga kıran teler. Bu telerin içerisinde de şöyle bir ufak kayalık bölge olan yerler vardır. Öyle bir mera bulacağız ve oraya gideceğiz. Tam olarak burayı yemleyeceğiz. Tam bu bölgeye, kayaların 2-3 metre önünü. Niye bu bölgeyi seçtik? Çünkü bu tarafa yemleme yaparsak buraya dalga sürekli gel git yaptığı için buradaki yemi sürükler. Bu taşların önlerine yaparsak burası da dalgalardan gel git olduğu için yemleri alır. Burası da olabilir. Bak. Burası ya da burası. İkisinden birini buraya yemleyeceğiz. Yemleri atarken kayalıkların 2 metre önüne atmamız lazım. Eğer kayalıkların içine atarsak bu kayaların içindeki Ovid, yengeç, tür balıklar o yemleri yediği için buraya balık alışmayacak. Bunu yapmamızdaki maksat ne? Biz burayı yemliyoruz. Buraya küçük balıklar geliyor ve bu taşlardaki yengeçler oraya doğru çıkıyor onları yemeye. Bu şekilde buradan gelecek olan balıkların dikkatini çekiyor. Küçük balıklar buraya toplanıyor. Denizdeki kanun büyük balık gelip küçük balığı yiyecek. Biz bu şekilde yemleme yaparak böyle T işlerinden çok güzel eşkina, minakop ve levrek avları yaptık. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde bedavadan bir mera sahibi oluyoruz. Kendimize ait bir mera yapmış oluyoruz. Herkesin illaki bulunduğu bölgede balıkhane vardır. Balıkhaneden gidip poşetlerle balık kafalarını alıp buraları atarsanız kendinize bir mera yapmış olursunuz. Şimdi bunu merada nasıl yapacağımızı, ne yapacağımızı göstermek için videomuzun devamına bakalım. Öncelikle herkese merhabalar. Meralarda bayağı bir balık kıtlığı başlamıştı. Biz de böyle kendi meramızı oluşturmak için balık kafalarını alıp her gün düzenli olarak yemleme yapmaya başladık. Bugün bu yemlemeyle dördüncü sefer yemleme yapacağım ve yanıma oltayı da getirdim bu sefer. Dedim hani bakalım bölgede yemlediğimiz merada herhangi bir balık popülasyonu var mı yok mu diye. İnşallah faydalı olacaktır. Siz de aynı şekilde izleyip uygularsanız sizin de kendinize ait özel bir meranız olacaktır. Bunları böyle alıp taşların 2-3 metre arkasına kuma doğru taşları geçecek şekilde denize atacağız. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz inşallah.